Çok güncel bir konuyla başlamak isterim. Hemen dün akşam olan bir konu. Dün akşam olan bir konuyla başlayalım. Muharrem İnce ve 3 milletvekili CHP'den ayrıldı. Dün Muharrem İnce bir televizyon programına katıldı. Orada CHP yönetimini kripto Tayyipçi olmakla, bunların hepsi Tayyipçi, gizli Tayyipçi, kripto Tayyipçi diye itham etti. İçeriden bir isim, kripto Tayyipçi misiniz CHP yönetimi olarak? Siz de genel başkan yardımcısınız. Direkt sordum. Evet, bizim, biraz direkt oldu. Bizim bugüne kadar bu tek adam yönetimine karşı ve Cumhurbaşkanı'nın siyaset anlayışına karşı gösterdiğimiz mücadele ortada. Bu mücadeleyi verirken, bu mücadeleyi her alanda gösterirken böyle bir ithamda bulunmak hiç kimsenin haddi değil. Bu ifade haddini aşan bir ifade. Cumhuriyet Halk Partisi'nin her bir bireyi, her bir yöneticisi şu anda içinde bulunduğumuz olumsuzlukları ortadan kaldırma adına ve Türkiye'yi normalleştirme, demokratikleştirme ve adaleti tesis etme adına büyük bir yoğun bir mücadele veriyor. Bu mücadeleyi verirken kimi zaman yargılanıyor, kimi zaman milletvekilliği dahi düşüyor, kimi zaman her türlü olumsuzluğa muhatap oluyor. Bunları yaşarken böyle bir ithamda bulunmak sadece haddini aşmak olarak ifade edilebilir. Ama onu ideolojik olarak demiyor da şöyle bir bağlamda söylüyor. İşte ben diyor Cumhurbaşkanlığı seçiminde %30 oy aldım ama CHP hep %25'lerde falan kalan bir partiydi. İşte yani bu iyi bir şey bizim parti için ama onlar buna izin vermediler. Yani benim önümü açmadılar gibi bir şey, evet, söylüyor herhalde. CHP'nin o yüzden siz ayarını bozdum Tayyip diyor. Tayyip Erdoğan'a yardımcı olmak anlamında öyle suçluyor. O, ona ne diyorsunuz? O %30 çünkü çok kullanılıyor yani Cumhurbaşkanı seçim. Ben %30 aldım. CHP daha önce hiç almamıştı diyor. Şimdi tabii Yıldıray Bey bakıldığında Sayın İnce'nin Cumhurbaşkanlığı seçiminde her birimiz maddi manevi her türlü katkıyı sunduk. Her türlü desteği verdik. Kampanyasına her türlü katkıyı da bulunduk. Bugün işte yok benim afişimi asmadılar, benim işte resmimi basmadılar diyor. Ben kendisine, kendi ilimde dahi, kendi ilçemde dahi kendisiyle sadece kendisinin olduğu araçları gösteririm. Çünkü adaylığı ilan edildiği için önce daha milletvekili adayları falan da belli olmamıştı o zaman. Evet. Net tespit edilmemişti. Kendisinin görselleri her yerde değerlendirildi, her yerde kullanıldı. Ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendisine destek olağanüstü bir şekilde yapıldı. Şimdi bu seçim sonuçlarını kendine göre yorması, ben CHP'den fazla aldım, ben şöyle yaptım demesine doğru değil. Biz tabii sonuçta orada o süreci hepiniz çok yakın tanırsınız. Nasıl, evet, kurulduğunu, hangi dengelerin olduğunu, siyasetin oluşurken, seçimlere giderken hangi süreçlerin yaşandığını gayet iyi biliyorsunuz. Ben şunu yanlış buluyorum açıkçası. Sayın İnce kendi kararını vermiştir. Cumhuriyet Halk Partisi'ni istifa etmiştir ve yeni bir parti kurmak adına yola çıkmıştır. Şimdi sürekli dönüp CHP şöyleydi, CHP böyleydi demesinin de hiçbir faydası yok. Ve tabela partisi. Cumhuriyet CHP. Halk Partisi her zaman söylediğimiz gibi ulu bir çınardır. Yüzyıllık bir partidir. Bu parti de cumhuriyeti kuran bir partidir. Elbette ki zaman zaman yol ayrılıkları olmuştur. Zaman zaman kişisel değerlendirmeler olmuştur. Sayın İnce de bugün kişisel değerlendirmelerini yapıp yoluna ayırmıştır. Ama dönüp ikide bir işte Cumhurbaşkanlığı seçiminde yeterli desteği göremedim. İşte efendim Cumhuriyet Halk Partisi tabela partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimi şöyledir. İşte bir şekilde itham etmesinin hiçbir faydası yok. Hiçbir yararı yok. Şöyle arşivleri bir tarayalım. Kendisinin kullandığı cümlelere bir bakalım. Televizyon programlarında veya yazılı basında bir değerlendirmelerine bakalım. Neler söylemiş, neler demiş, şimdi ne söylüyor? Ona bakmak lazım. Düşünce de ayrışabilir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti programını veyahut da siyaset yapma biçimini beğenmeyebilir. Buna bir itirazım yok. Yani kendi kişisel değerlendirmesidir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi gibi köklü bir partiyi, cumhuriyeti kurmuş bir partiyi sürekli itham ederek, kötüleyerek, karalayarak bir yere var.